başkasına geçer, hiç problem değil. Şu papardan para attım diyenler bana paparanızı geri atın amına koyayım, geri yollayayım. Sikeceğim paranızı şimdi, ağzınızı açtırmayın ya. Alo. Baba isim okutmak için papara para falan atıyorsanız atmayın bana ya. Allah Allah. Bakacağız amına koyayım ya. Sikmişim paranızı şimdi ha sizin. Alo. Efendim. Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, ben Funda, Twitter'dan gördüm. Merhaba da çok ses geliyor telefondan falan, duyamıyorum. Tamam, kapatın o zaman da konuşalım. Biraz sonra arayın. Siktir amına. Biraz sonra arayın diyor. Geçtik burada. Ya kafamı sikiyorlar abi ya. Hiç sevmem bu kafaları ya. Kardeş ya, atmışsındır okuyayım da kurtulak amına okuyayım. Ne atmışsın, çok merak ettim ya. Paparaya para attım, oku 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 oku. Sikeceğim ya. Nerede bu çocuk? Hı. Amına koyayım, 1 lira atmışsın, 300 liralık eziyet çektiriyorsun. Demek ki sen bize 50-100 lira alsan biz yarrağıydık amına. Çocuklarına falan anlatırsın sen herhalde. Torunlarına falan anlatırsın. Ben içer Fırat'a 100 lira atmıştım diye. Aa lan, adamlar bana 500 lira bağış atıyor. Ağzını açmıyor lan. Okumamı bekliyor. Lan 1 lira attı ya, bizi esir aldı daha lan. Aa. Garip ya arkadaşlar, çok garip ya. Lan bu 200 lira asla İlker abi domal götünden sikeceğim seni der, %100 yani garanti. Var bebeğim. Gel. Paraldı 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 paraldı. İsmini paraldı. Yanlış. Bak çok güzel başlıyoruz. Çok güzel başladık bugün. Bugün bozmayacağım abi. Ne olursa olsun sinirlenmek, gerilmek yok. Bozmayacağım abi. Kafaya koydum ya. Çok tatlı bir trolle başladım. Çok tatlı trollerle bitireceğim. Zehra tükendin sen, söyleyeyim sana. Fenasi Kerim'i de aradık Zehracığım. Alper Çam'ı da aramışım kanka. Ne diye denim ya. Bak numara kıtlığına girdik ya. Zehra, 2000 tane numara atmışsın canım. Hepsi saat 3'te 4'te. Biraz acele edersen mutlu olurum. Reaktun da yok zaten. Şu para attım oku diyenleri banlayın. Hepsini banlayın moderatörler. Alo. 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 Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Alper'le görüşüyorum değil mi? Evet. Twitter'dan gördüm, aradım. Siz geçen beni aramışsınız. İyi geliyor bana. Ben mi sizi aradım? Evet. Hatırlamıyorum. Bana öyle geliyor. Yok hayır, ben ilk defa gördüm sizleri. Sesinizi değiştiriyorsunuz ama siz bayan değilsiniz. Göççüyüm dayı, göççüyüm. Unutmamışsın nasıl girdiysem sana. Göçsünüz, sikeyim sizi. Alper dayı, sana bir şey diyeceğim ya. Aramışız. Dedim ya, Alper'i aramıştık diye. Abi chat kaşınıyor gene ya. Dur bekle bekle bekle. Benim işime gelir aga, bekleyin durun. Hemen düzeltiyorum. Bu YouTube'un ben amına koyayım, ne güzel Facebook'ta mükemmel bir ortamımız vardı. Olgun olgun abiler ablalar vardı. Buraya geçtik, velet ergen dolu ya. Boktan boktan muhabbetler. Çekemeyeceğim hiç, kusura bakmayın. Alo. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Vallahi ben iyi, seni sormalı. İyi, Twitter'dan gördüm, bir arayayım dedi. Hı, iyi yaptın. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor ya. Biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Evet. Yarrağım çok büyük. Tören görmüşsündür. Gördüm de çok acele etmiyor muyuz? Direkt bu konulara girdik. He? Çok acele vallahi etmiyor muyuz? Bilmiyorum ya. Kendiler süper. İşte ben 1.70 oyundayım. Evet.
50 kiloyum. Ne güzel. Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Evet. 39 yaşındayım. Aa, ama ne... çok... He? Ne güzel. Ben de 36 yaşındayım. Pek fazla yaş farkı yok. He? Evet. İşte bir de çok azgınım. Çok azgınsınız. Ben de çok doyumsuzum da ama güvenebileceğim bir insanla her şeyi yaşamak Doyumsuz mu? istiyorum. Yok Size ben... Güvenebilir Bana miyim? güvenebilirsin yani. O zaman ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalacak hep, tamam mı? Evet. Tamam o zaman, güveniyorum sana. İşte sen neredesin? İzmir, siz? Ben Ankaralıyım. Ankara'ya, ne güzel. Evli Evet. misiniz, bekar mısınız? Bir kere evlendim, Benim gibi. boşandım. Benim gibi ben de bir Oturduğumdan kere evlendim, boşandım. bir şey, kız da biraz deliydi. Yani genç kafaydı. Ondan sonra idare edemedim. Kız kendini idare edemiyordu zaten. Boş ver, Maddiyat anladım. nasıl Tamam, yoktu. girmeyelim bu konuları hiç. Boş ver. Evet. Üç aydan sonra boşandım gitti. Anladım. Nerede oturuyorsun? Ankara'da oturuyorum. Anladım. Ne Ankara yeni ters mahalle. fantezilerin vardır bu Ne? arada? Ne ters fantezilerin vardır? Valla fantazi... Ya sen nasıl istersen ben öyle yaparım diye. Ben daha çok böyle sert erkekleri seviyorum. Sert olabilir misin? Yok ben sertim de. Normal hayatta sadece vurmam da. Yani kızın kalçasına vururum yani. Seks yaparken Böyle kalçaya şey, vururum. konuşmalarda sert olmanı isterdim mesela. Yapar mı? Konuşmalarda sert olabilir misin? Olurum. Böyle ama böyle Sen de... biriyle kavga ediyormuş gibi, sen kahpesin yat yere falan der misin? Ne? Sen kahpesin yat yere falan demeni istiyorum. Yok yaparım yaparım. Abi görelim bakalım ne kadar sersin. Müsait misin bu arada? Müsaitim. Tamamdır, bekle, ben pijamamı indiriyorum. Tamam canım, indirdim. Şimdi sertliğini görmek istiyorum. Söyle bakayım. Ne yapayım şu anda? Bağır bana, yat yere Merhaba. kahpede ama bağır. İşte köpeğim miyim? Evet. Köpeğim miyim? Bana kalsın göster. Ama Ama sert olmadın bak. Sertliğini ölçüyorum şu anda. dertliyim. Böyle birden Valla bağırıp yat yere kahpede, hadi duymak istiyorum. yat ya kahve. Bu Yani çok kibar kahve. ama böyle bağırarak diyorum, kavga dermiş gibi canım. He? Evet. Kavga eder gibi mi? Efendim? Valla kavga eder gibi ben narin yapıda olduğum için mi? Biraz sert ol ama benim hoşuma gidiyor canım. He? Ne yapıyorum ben? Kahve mi? Evet, bir He? daha, çok hoşuma gitti. Bir daha yapsana. Yavuş. Kahve. Kahve deyince kahve aklına geliyor da. Kahve yani şerefsizim. Çok komiksin. Aa, çok İşte. komiksin sen ya. Nasılsın canım? Sen bir... Kurmacadan yerim ben yavaşım. Ay canım benim ya, sen çok Orospu tatlısın. benim. Benim orospu. Ben bunu küçükken çok mu dövmüşler? Ne Bu ne? yapıyorsun orospu? Oynuyorum şu anda. Sen benim orospumsun değil mi? Evet. Sen de Sen benim benim yap. köpeğimsin, tamam mı? Tamam. Hav de bakayım bir. Havlayayım mı? Evet, hav de. Hav. Ama Hav böyle... olsun. Saldır oğlum. Hav. Hav de. He? Hızlı ama hızlı Hav. böyle. Canım böyle pitbull gibi, pitbull. Ay ne güzel yalıyorsun. Bak sen o zaman benim dogomsun, tamam mı? Sen dogo Argentinosun, tamam mı? Ne? Senin ismin neydi bu arada? Ömür. Ömür, tamam. Senin lakabın bundan sonra Dogo Ömür, tamam mı? Sen benim Dogo'msun. Her Dogo dediğimde havlayıp hırlayacaksın bana, tamam mı? Tamam. Dogo! Ay, gel oğlum buraya, gel gel. Ya ıslak mama mı istiyorsun sen? Sen bundan sonra şey yok. Sen Duvara mı Türkçe yakın? konuşmayacaksın. Full köpekçe konuşacaksın. Sen mama mı istiyorsun?
Tamam gel oğlum buraya gel. Dur ipini bağlıyorum gel. Bak vereyim babanı. Evet. Dogo çarşıya gidelim mi oğlum? Çarşıya gidelim mi? Havlıyor canım. Niye havlıyorsun? Havla bakayım bir. Havlıyor. Ay canım benim ay. Hadi gel senin aşılarını yaptılarım gel. Gel oğlum gel. Saldır oğlum. Saldır. Isır. Isır onu. Saldır ona. Saldır. Mama ver. Mama mı? Gel oğlum gel. Gel. Al. Ay canım benim ya. Evet. Evet. Şimdi birden bana saldırıyorsun. Birden böyle hırçın bir şekilde avlıyorsun. Birden saldırıyorsun. Birden hırçın bir şekilde saldırıyorsun bana. Tam birden hırçın bir şekilde. Evet. Evet. Havla. Evet. Evet. Havla. Havde. Selamünaleyküm abi. Köpek ıslak bakım evim ya. Böyle Ankara obalarında bir tane Ankara obalarında yasaklı bir tane ırk var abi. Şu an mahalleye indi. Burada evet kendisi. Abi bir de çok garip bir de Türkçe konuşabiliyor ya. Alo. Abi. Şey yaptım abi. Köpek ıslak bakım evini aradım abi. Seni de doğaya kavuşturmak istiyoruz Allah'ın izniyle ya. Git lan. Efendim? Git cicik diyorum. Arkadaşlar ilk defa Türkçe konuşan bir köpek görüyorum işte görüyorsunuz. Ekmeğin üzerindeki sana bir şey diyeyim mi? Ekmeğin. He. Sen kız değil miydin lan? Ben mi? He. Kız taklidi diyorum ya Dula yoksa. Yok yanında kız var benim lan. Ben nasıl bu sesleri taklidi yapabilirim? He. Nasıl? Ya ben buradayım. Fantezi yapıyoruz canım. He. Dayı ben seni sevdim. Sen çalışıyor musun? Alo. Çalışıyor. Sana bak seni sevdim. Ben de Ankara'ya geleceğim. Bir ara sana Ankara'da çok güzel bir iş ayarlayacağım dayı. Bak bu sözüm olsun sana. Dayı ben sana bir şey danışacağım. Benim Ankara'da dayımın çiftliği var abi tamam mı? Böyle koyun falan hayvancılık yapıyor dayım tamam mı abi? Oraya bir tane kurt köpeği lazım abi. Seni işe alabilir miyiz kurt köpeği olarak? Kurtlara karşı... Kurt köpeği değil de hayvanları çok seviyorum ya. Sen kurt köpeği değil pardon dog argentinosun değil mi sen abi? Pardon özür dilerim abi. Korkarım ya. Abi sen... Korkan mı? He? Abi senin bir sıkıntın falan var mı? Sağlıklı bir sıkıntın? Yok. Niye böylesin abi sen? Nasıl? Sen abi bir şey soracağım. Hani küçükken böyle anneler çocuklarını havaya atar ya sevmek için. Sen o havaya attıklarında anneler böyle çocuklarını havaya atar ya sevmek için böyle bir. Böyle yaparlar ya. Anneler havaya atar çocuklarını sevmek için. Sen annen havaya attığında abi yere mi düştün o anda? Öyle bir şey mi oldu? Lan yok oğlum ya. Niye böylesin abi sen? Bak kız deyince ben yapayım dedim. Tamam yok sen bak diyorum ki annen havaya atarken böyle yere mi düştün sen? Seni sevmek amacıyla. Darbe ben aldın mı? Oğlum ya. Ezildim abi o zamanlar yumuşak oluyor ya buralar. Yok lan. Ne peki abi ne oldu sen organ mafyası falan mı kaçırdı? Beynini çalıp içine taş zeytin mi koydun? Taş gibi erkeğim oğlum ya taş fırın erkeği var ya. Taş gibi erkeksin ondan avlıyorsun ama. Ben Alo. Kızın istediği her şeyi yapıyorum lan. Kızın istediği her şeyi yapıyorsun. Gerçekten yapar mısın? Yaparım tabii. Bir daha havla bakayım. Ya havlamasam ne olacak ya? Havla hani her şeyi, hani her şeyi yapardın dayı? He? Dayı sana bir şey diyeyim mi? Allah şifa versin ya, tamam ya. Sen dalga geçiyorsun, doğru mu ya? Dalga mı geçiyoruz? He? Abi sen dalga geçilecek bir yanın kalmamış ki. Allah şifa versin abi, görüşürüz. Ha dur ya. Ne dur dayı? Dayı kız mı? He? Kapat mı yapma? Kızı. Oğlum kız yok lan öyle unut artık öyle bir yok erkeğim ben ama. Ya kız. Sen demin kimle konuşuyordun lan ben? Lan dur lan. Birader bak yemin ederim bak sana bir şey diyeyim yanımda kız yok unut artık öyle bir yok yani. Uyursan ölürsün kendine gel abi bırak indir önündekini yere bak cidden ben erkeğim. Ben konuştum lan demin. He? Benle konuştum o sesleri ben çıkardım. Ya gel. Ben kız ses. Kız lan, ben sesi çıkartamazsın oğlum sen. Lan oğlum vallahi yok lan indir elindekini yere bak harbiden indir elindekini yere kendine gel. Lan indir. Bak ben yapayım iyi dinle bak. Alo. Lan.
Dur bir dakika, hadi sen konuşma, sus, bekle. Sus, sen çıkar, ben yapıyorum diyeceğim. Ha? Yalan söylemiyor lan. Bak ben yap, ben bir dakika. Yanında kız var oğlum senin ya. Bir dakika, ben yap, bir dakika ben yapıyorum diyeceğim, sen karışma. Abi ben yapıyorum o sesleri ya. Ya yanında kız var oğlum ya. Çok... Erkek kimse... Ama kapı. Bu böyle kalsın. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Bana Kesmem bunu arayacağız, tamam. Lan çarpmak getirsene lan birer, çabuk çabuk. Kapıyor. Bunu yine arayacağız. Tamam. He? Bunu da götür birader. Yanmıyor mu? Alalım. Arkadaşlar. Bazıları demiş sağlık sıkıntısı falan var. Sağlık sıkıntısı falan yok. Göt ayağı. Bu tamamen böyle bir sapkın karakterde olan bir insan, amına koyayım. Beyin biraz sıkıntılı olabilir ama. Bir çözmeye çalıştım, bir sıkıntı yapıyor muyuz adama diye. Belki de kötü şeyler yaşamıştır da bir şey yok. Bu am derdinde olan bir insan amına koyayım. Erkek sesi çıkarıyoruz, gözü dönmüş. Gözü dönmüş, tamam mı? Hala yanımdaki kızı arzulayan, hiç rezil oldum, utandım falan tribine girmeyen bir tip. Bu tiplerden çok korkacaksın baba. Bu tipler kadınlar için her şeyi yapan tipler. En tehlikeli tipler bunlardır yani. Arkadaşlar burada chat üyelere özel açtık. Bakın ne güzel eğleniyoruz. Bir sıkıntı yok. Bundan sonra böyle mi yapalım yayını ya? Bak herkes güzel konuşuyor. Güzel naif bir ortam oluştu. Murat abi hoş geldin Murat abi. Chat üyelere özel yapacağım bundan sonra, çok boş yaparlarsa ya. En çok bunlardan korkacaksın, en çok acımayacaksın bu pişlere. Battal Gazi geliyor, 6 lira atmış bize. Günün ilk Bino Game bağışı geldi, teşekkür ediyoruz. Bugün güzel ilerliyoruz, umarım güzel bitiririz, daha var. Evet. Sonunda esnaflı bir bağış geldi bizlere uzun bir aradan sonra. 6 lira mı? Cem Tutaman bize 50 lira yollamış. Seviyorum lan seni hemşerim. Cem abi sağ ol, teşekkür ediyorum. Berkay Aslan 1 lira yollamış. Mustafa Çetin 5 lira yollamış. Hüseyin Bora Özgül'e 4 lira yollamış. Bunları okumuştuk zaten. Teşekkür ediyoruz. Daha fatura parası 650 milyon. Ha, telefon gösterdim. Bir de şuraya bakalım. 2 duman çekim devam edelim. En çok bu tiplerden korkacaksın aga. Ha bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim sizlere ya, hazır fazla kişi varken. Avrupa yakasında bir iş lazım. Çok sevdiğim bir insan ama aşırı değer verdiğim bir insana. Ben sayılırım yani, bana yapıyormuş gibi hissederseniz mutlu olurum. Staj olabilir. Yani büro yönetimi, bilmem işte dijital pazarlama. Bu tarz kişisel gelişime katkıda bulunacak bir insanın böyle bir oyalayacak, birikim sağlayabilecek işler varsa, parası önemli değil. Parası önemli değil yani. Para hiç problem değil. Böyle bir iş varsa, buna yakın iş, benle iletişime geçsin. Bize 10 TL gelmiş. Kim atmış bakıyoruz hemen. Tanıdığım falan değil başkan. Direkt işe yarayacak kişi. İlker ben bu işle uğraşıyorum kardeşim. Sen ne diyorsan o muhabbeti yapabilecek kişi. Instagram'dan ulaşsın. Instagram'da İlker Fırat Olnay. Ailecek izliyoruz. Diğer açıklamayı göremedim valla. Tayfun Bey sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ailenize selamlarımızı sunuyoruz. Koray Kılıç kanalımıza katılmış. Koray Kılıç kanalımızın 100. abonesi. 100. üyesi. Allah'ın izniyle 100 üye olduk abi be, yıllar sonra. Sonunda başardık. Sırada 150. Şu Instagram'a bir takip alabilir miyiz? İlker Fırat Online hesabı. Çok hızlı bir şekilde İlker Fırat Online'a kimler takip atmış? Kaç gündür bunu yapmıyorum. Bak Instagram takipçi gene düşür. Yükseleceğiz diye aşağılara gidiyoruz. Beyler böyle olmaz bak. Canlı yayınlar anlık olduğu için, kalıcı olmadığı için insanlar yarın gelip izlemiyor. Bana çok büyük zararı oluyor. Yani buraya verdiğim emeği videolara versem aslında çok farklı bir yerde olacağım. O yüzden açmışken şu canlı yayını en azından Instagram'ın insanlar bilsin. Bollu Çiğ Köfte bize takip atmış Instagram'dan. Buse Erdemler, Baran Aslan, Mamo, Fırat 3427, Ulan Hasan 2, Emre 65, Ömer 14 bizlere takip atan insanlar. Hemen Instagram'a güzel bir takip alalım dostlarım, hızlı hızlı. Instagram'ı bugün kaç yapalım? 32,5 yapalım. 32,3. 200 kişi her türlü gelir buradan. Evet, diğer trolle geçiyoruz arkadaşlar. Birazdan gene bakacağım. Tamam Kerem Aysu. Yayın sonu kanka bir daha yaz. Yayın sonu yaz kanka. Yayın sonu yaz. Yayın sonu. Şimdi yazmasın. Evet, diğer trolle geçiyoruz.
Evet, şuradan bakalım. Chat böyle daha güzel olmadı mı arkadaşlar? Ben chat böyle daha güzel, böyle kullanan fazla kişi olduk artık. Ben dedim çok fazla kişi olursak chat'i açacağım diye üyeler özel. Chat'i böyle kullanan bundan sonra ya. Gerçekten çok boş yorumlar geliyor bazen, o yüzden. Arkadaşlar bu arada uyarımızı yapalım. Bilmeyenler oluyor, yeni girenler oluyor aramıza. Tanımadan böyle önyargılı davrananlar oluyor. Onu da söylemek istiyorum. İşlettiğimiz insanlar Twitter'a orasını burasını atıp evli kişilere üçüncü olurum, İşte bacınızı böyle yaparım, şöyle yaparım diyen tipler, toplum önünde bunları yapan tipler, sapığın önde gideni olan tipler. Bunları işletiyoruz. Suçu günahı olmayan adamı gelip bu canlı yayında rezil etmiyoruz bir şekilde. Bilginiz dahilinde olursa çok memnun olurum deyip yeni trolü artık geçiyorum. Çok konuştum çünkü. Bir kahveyi daha arıyoruz. Çok sakin, seviyeli bir sohbet dönüyor. Aynen birader ya, öbür türlü salak saçma insanlar geliyor. Yani Facebook'ta mesela o kadar kötü değildi chat. Şu YouTube'a geçer geçmez yani çok bozuldu yani chatimiz. Beni de etkiliyor. İnsan şimdi bakıyor birader, çevresine bakıyor. Kime ne anlatacağım moduna giriyor otomatikmen. Güzel yorumları kaçırıyorsun kötü yorumlardan. Yayından düşüyorsun, gerek yok yani. Yarın gene açalım, problem değil. Çok bozarlarsa gene böyle şey yaparım yani. Alo. Alo. Merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba, iyiyim. Siz? İyiyim ben de. Zafer Bey'le görüşüyorum değil mi? Twitter'dan gördüm. Evet, doğrudur. Nasılsınız Zafer Bey? Nasıl gidiyor? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, oturuyorum. Gördüm, bir arayayım dedim. İyi yaptınız. Biraz kendinizden bahsedin Zafer Bey. Kendimden bahsedeyim. 1.85 boyundayım. Aa, uzun boylusunuz. Evet. Ne güzel. Evet. Ortalama 85-86 kiloyum. Aa, ne güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kömür işi yapıyorum Antalya'da. Ne iş yapıyorsunuz? Antalya'da kömür işi yapıyorum. Kömür işi yapıyorsunuz. Ne? Evet. Kömür satıyorsunuz. Aynen öyle. Ben şoförlük yapıyorum. Aa, ne güzel, ne güzel. Evli misiniz, bekar mısınız? Evlendim, ayrıldım. Ben de bir evlilik yaptım, boşandım eşimden. Anladım. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ne yapayım, ben de oturuyorum. Canım sıkıldı, gördüm bir arayayım dedim. İyi yapmışsınız. Aynen öyle. Neredesiniz? Ben İstanbulluyum, siz? İstanbullusunuz. Ben İzmirliyim, doğumluyum. Aa, ne güzel. Günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir insansınız? Ben iyi bir insanım. Kötü bir insan değilim. Yani şöyle söyleyeyim size. Güler yüzlüyüm. İnsanlara güven veririm yani de. Kendimde de çok severim. Dayı, sen güzel adama benziyorsun ya, ben seni hiç işletmeyeyim. Eyvallah abi. Var mı isteğin abi? Canım sağlık abi. Ses sonundan ayıktım ya, ya sen kötü bir insan değilsin gerçekten. Eyvallah, sağ ol. Bir burukluk var yani, bir üzüm var ses tonunda. Yazdığın şeyde öyle numara atmışsın, öyle tapıkça bir şey yazmamışsın. Kendine iyi bak abi, görüşürüz. Allah'a emanet, sağ olasın. Görüşürüz. Gariban lan bu. Ben de çok gariban, fotoğrafına da baktım, kendi halinde bir insan yani. Numarasını atmış sadece. Belki canı sıkılıyor. Bir arkadaş arıyor kendini. Olabilir yani. Hiç şey yapmayalım. Çok şey naif duruyordu biliyor musun? İçim el vermedi birader ya. Yakışmaz. Evet. Biz diğer orospu evlatlarına bakalım. Mesela şu bir tam bir orospu evladına. Ananı sikim, açtı kapattım. Merhaba.
Başlar okuyacağım, bekleyin. Alo. Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, ben de oturuyorum. Twitter'dan gördüm, arayayım dedim. İyi yapmışsınız. Biraz kendinizden bahsedin. Ben yaşımı soruyorsan 42 yaşındayım. Ben de 38 yaşındayım. İzmir'de oturuyorum ben. Ben de İzmir'de oturuyorum, Karşıyaka'da. Karşıyaka'da? Evet, Karşıyaka'da oturuyorum. Siz? Ben Buca'da. Buca'ya yakın yani, Levent diyor. Evet, biliyorum. Evet, tamam, orada oturuyorum. Ne iş yapıyorsunuz, evli misiniz, bekar mısınız? Yani şu anda ayrı yaşıyorum ben eşimden. Ben de bir evlilik yaptım boşandı. Ben de böyle çalışıyorum. Evet. Başka bir şey yok. Bu şekilde kendim çalışıyorum. Peki arayış ne, sorabilir miyim sizlerin? Ne tarz arayışlarınız vardır? Ne gibi? Ne tarz bir arayışınız var? Ne arıyorsunuz tam olarak? Arkadaşlık olmak. Yani sohbet edeyim. Ben de. Ben ama güvenmek istiyorum. Ne konuşursak konuşalım, aramızda kalsın. Yani kendime sırdaş arıyorum, dost arıyorum, güvenmek istiyorum. Evet. Çünkü insanlar beni çok kandırıyor, güvenemiyorum insanlara. Ben benim arayışım bu. Arkadaşlık, dostluk, sohbetlik. Ya ben bir de bugün alkol içtim biraz. Anlıyor musun? Biraz evet. Muhabbet etmek istedim. Tabii, afiyet olsun. İnsanlar niye bu kadar çok acımasız? Valla insanlar genellikle yapıyorlar ya. Yapıyorlar değil mi? Faydalanmak istiyorlar. Evet. Istiyorlar. Ben normalde böyle herkese içimi açmıyorum ama sen çok böyle zeki bir insana benziyorsun. O yüzden ne bileyim, içime dökesim geldi sana. Evet. Beni çok kandırdılar, biliyor musun? Doğrudur. Kandırırlar. Faydalandıktan sonra hemen bir gün, iki gün faydalanıp ondan sonra hemen çekiliyorlar kenara, bir daha da etmiyorlar. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Gerçekten çok etkiledin beni. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada isminiz neydi sizin? İsmim Funda benim canım. Senin? Mehmet. Mehmet Bey, tamam. Eski kocam beni aldattı, biliyor musun Mehmet Bey? Onlar vardır ya, sorunları. Aldatma yani olabilir yani. Şimdi diyemem ona, herkesin kendi şeyleri farklıdır ya. Ama böyle bir şey olamaz ya. Bir de benim aldattığımı düşünüyor, biliyor musun? Siz aldatma. Kim bakıyor? Yani o insanın kendisine bağlı bir şey. Aldatma. Onun için bir şey diyemem. Arkadaşın eşinizin bilmediğim için. Ya ben aldatmadım bak, ben bir insanla görüşüyordum, tamam mı Mehmet Bey? Evet. Sen beni aldattın deyip beni terk etti, biliyor musun? O yüzden çok üzülüyorum. Abi. Ama ben onu aldatmadım, tamam mı? Aldatmadım hiçbir şekilde. Doğrusun, haklısınızdır. Yani ben ne yaptım biliyor musun? Ben ne yaptım biliyor musun? Evet. Tüpçü Fikret abiyi götümden sıktım abi. Bu aldatmaya gülüyorum abi, erkek o. Kadın değil ki. Kadın beni terk etti abi bu yüzden ya. Mehmet abi. Evet abi. Ben Tüpçü Fikret abiyi sıktım abi götünden. O aldatmaya güler mi? Sana soruyorum abi ya. Gülmez. Beni niye terk etti o zaman karım? Bilmiyorum ben. Canım, denen erkek bu. Sen buna niye kıskanıyorsun ki? Doğru mu abi? Şimdi Mehmet abi, ben sana bir şey söyleyeceğim.
Evet. Sen şimdi evli olsan abi, ben seni gelip götünden siksem, sen yengemi aldatmış olur musun? Aldatma, aldatmış olmazsın değil mi abi? Mehmet abi. Niye öyle konuşuyorsun da? Yok mesela yani abi, yanlış anladın sen beni. Mesela sen normal bir kadınla ilişkin var, ben seni gelip götünden sikiyorum Mehmet dayı. Sen aldatmış olur musun o kadını? İkimiz de erkeğiz sonuçta, doğru mu abi? Doğrudur. Ben o yüzden dedim yani abi, beni terk etti, o yüzden ben çok üzülüyorum abi ya. Ya bilmiyorum. Ya şimdi onun için bir şey diyemem. Anladım abi. Abi sana bir şey diyeceğim ya. Yani senin ses tellerine ne uyguladılar? Çok merak ediyorum. Slow motion'da konuşuyorsun amına koyayım ya. Hı? Slow motion'da ağır çekimde niye konuşuyorsun abi? Abi niye öyle konuşuyorum ya? Sen de bilmiyorsun değil mi niye öyle konuştuğunu? Yok. Tamam dayı, kusura bakma, kendine iyi bak. Bu da garip. Bu da garip amına koyayım. Ne oluyor lan, biz kimlerle konuşuyoruz? Ay ay. Yok güzel güzel. Güzel yani, keyifli. Devam devam arkadaşlar. Kapanışı güzel bir troll yapacağım, merak etmeyin. Evet, bizlere donate atanlar var, onlara bakalım, biraz yolumuza bakalım. Süleyman Emre Kaypak 10 TL atmış. Osmanlı'dan selam usta, böyle devam. Teşekkürler babacım, hiç dedene dava açmayı falan düşündün mü? Kaypak ismini, soy ismine he? Süleyman Emre Kaypak. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. O zaman bir Dumbledore olan var mı? Kullanmıyor. O kadar da değil, her şeyi de bedavaya getirmeyin ki. Kullanmıyor oğlum ama. Adamlar alayım kullanmıyor oğlum. Boş ver, alayım ama. Ne oluyor oğlum ama ya? Lan tam sinyalci olmuşsun lan. Evet, bizlere bir 50 TL gelmiş. Oh be, biraz faturaydı. Carttı curttı çıksın ya. Ufuk Nazım Özgan, Adanalı abim. Kirvem, dayım hoş geldin. Seviyorum seni, iyi ki varsın. Anneme selamlar, ellerinden öperim. Evet, masaj seks seven bayanlar. Konya'dan bana bir selam söyler misiniz arkadaşlar? Bir de Instagram'a kimler takip etmiş onlara bakalım bir. Instagram'ımız 32.5 oldu mu arkadaşlar? Olmadı tabi. Her gün partikular oy verelim normalde de. İşte göt ağa, götünü yiyin ayı. Alper Can Gül, Umut Kılıç, Yusuf Demir, Yağmur Hanım bizleri takip atıyor, Oktay, Birdürbe Aslı Hanım, Mehmet, Kaan, Serra Hanım takip atıyor bizleri. Evet, teşekkür ediyoruz. Sen çok güzel. Bir yorum gelmiş, onu okumak istiyorum. İlker sen de kapitalizmin kucağına düşmüşsün. Paralı üye olmayanlara canlı yayında yorum yapma özelliğini kapatmışsın. Ara sıra sana para atıyorduk zaten. Ne gerek vardı buna şimdi? Sen de haklısın, para kazanman lazım ama sana destek verenleri ezmeden yapman gerekir. Vallahi güzel kardeşim, her boktan böyle bir şey çıkarmaya çalışan bir tipe benziyorsun. Şunu söyleyeceğim güzel kardeş, ben sadece onun için yapmadım, ben bunu yaptığımda bir tane abone mi ne geliyor bana, fazla bir şey gelmiyor, normalde de bir tane abone geliyor. Chatte çok boş insan olup böyle bir 13-14 yaşındaki ergenler olduğu için yazmasınlar, böyle salak sulak 31-52-69 yazıp yayının gidişatını engellemesinler diye attım. Ki bunu normal üyeler de, abone olmayanlar da beğendi. İlker'cim üyelere özel aç, yorum yapmamıza gerek yok, biz zaten gülmeye geliyoruz moduyla. Chatte gördükçe moralimiz bozuluyor, senin de moralin bozuluyor, yayın boka sarıyor gibisinden konuştuklar için biz de kapattık. Bu olayı bu kadar büyütmene gerek yok. Kapitalist sistemin kölesi olsaydım emin ol bu şekilde karşında olmazdım. Çok daha farklı bir şekilde karşında olurdum. Paranın da amına koyardım, rahat ol sen. Bu kafaları da sevmiyorum ya. Ya biz sana destek oluyorduk falan. Yarrak, bana ne gelir ki bu aboneden? 7,5 lira para geliyor. Günde 3 kişi abone oluyor bana. 3 kişi zor oluyor hatta. Bazen hiç olmuyor, bazen 2 kişi. Ne geliyor bana günde aboneden? 7,5 lira 10 lira para geliyor. Ben normal kazancım bağışlardan zaten amına koyayım 150-200 lira, bazen 50 lira, bazen 300 lira. Ben kazanıyorum zaten birader. Ama chat düzelsin yani. Rahatsız olanlar var abi, her türlü terbiyesizliği yapıyorlar ya. Aa, Zehra bize gelmiş geçen de, yardımcı oluyor kız. Sevgilisi de var yanında kızın. Bu kız olmasa belki bu kadar gülemeyeceğiz. O kadar destek oluyor bize. Kıza bir ton laf etmişler, sevgilisi de izliyor. Ne gerek var abi? Buna takılmayın bu kadar ya. Bu yayına geliyorsunuz babacığım. Bu yayın bana ait bak. Burada ev sahibi benim, misafir sizlersiniz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. İstediğimi yaparım. Beğendin mi kardeşim? Beğenmedin mi? Siktir git buradan. Öyle ufak bir şeyde böyle hemen bir açık arayıp ben biliyorum ha. Gerçekten insanlar böyle yükselmeyi falan, yükselmemi istemir. Beni en çok sevmelerinin sebeplerinden bir tanesi de gariban olmam. Ben bir gün yarın bir gün parayı bulursam bana diyecekleri lafıyla biliyorum yani. Parayı buldun ne işin ya? Siktirin giden amına koyayım. Kafaları hiç sevmem ya.
Kimseye eyvallahım yok benim kardeş. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmaz yani. Kimsenin de götünü yalamam. Bunu akıyorum, deli ediyorlar beni ya. Geçin lan bayakları. Sen köle olmuş. Ya yorum yapma amına. 2000 kişinin içinde yorumunu görmüyorum zaten. Ne olmuş yani yorum yap. Yorum yapmamış. Ya 10 senedir seni izliyoruz. Hiç sevmem ya. Sana ne oğlum, istediğimi yaparım ya. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadığım sürece buraya istediğimi yaparım. Ben ne diyorum kardeş? Bak kimse üzerine alınmasın. Ben ne diyorum? Bu yayını sizler için yapmıyorum babacığım. Seyirciye de oynamıyorum ben. Bu yayını ben kendim için yapıyorum. Mutlu oluyorum kardeş ben bu canlı yayını yapınca. Geliyorsanız gelin. Beğendiniz mi? Kalın birader. Beğenmediniz mi? Siktirin gidin ya, bu kadar basit. Yani ufak böyle bir detaydan dolayı benim 8 yıllık yürümediğim, bozmadığım çizgime laf edersen ben de sana bu kadar ağır konuşurum güzel kardeş. Ben 8 yıl bu ortamın bokunu pisliğini çekmişim. Hiçbir şekilde eyvallah etmemişim. Dik başlı takılmışım. Ona rağmen böyle ufak bir şey gör, gel bana laf yap. Siktir lan. Al para atıyorum. Sikerim senin paranı. Göte bak. Uf, buldum. Tamamdır arkadaşlar. Bir ufak böyle bir ergün modunu açtım. Şimdi Niyazi modundayım. Aradığınız abone biz aralardan gelen çağrı. Arkadaşlar canımı falan sıkmıyorum. Ben bir konuşma yaptığımda da canını sıkma, takma yazmazsanız mutlu olurum. Onları da hiç sevmiyorum. Babacığım ben insanım. Bazen böyle bir sinirlenebiliyorum, kendimi anlatmak istiyorum, ifade etmek istiyorum. Yani bu yayın sadece abaza alından ibaret değil. Bu yayında gülme de var, üzülme de var, gerilme de var, sinir de var. Ben insanı bütün yönüyle yansıtmayı seven bir çocuğum. O yüzden bana karışmazsan çok mutlu olurum. Baba otur, izle. Yani sen gidip de mesela şey diyebiliyor musun? Mesela bir film izlediğinde falan, ya bunu değiştir amına koyduğumun yönetmeni. Demeyin lütfen, bana karışmayın lan lütfen ya, lütfen ya. Bana karışanların çoğunu ben şuraya çıkarsam cümle kuramayacak insanlar da. Oh be, kendime geldim. Ya bunu yazan tipler 2 gün yayın açmıyor, kaybolurlar ya. Ben 3 yıl ara verdim arkadaşlar, kimse yanımda olmadı yani. Kimse hatırlamadı Ergün İlker'i falan. Düştüğümde. Herkes kulağını çevirirdi. Bir ufak bir şey olmaya başladım, toparladım, savaştım. Gene sevilen bir çocuk oldum. Tabi. Göz önündeyim ya. Bana samimiyetsiz gelmeyin babacığım. Aramızdaki ilişkinde ben bir yayıncıyım. Sen ne gülüyorsun, izliyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun. Görüşte de görürsen gel çayımı iç, arkadaş olalım, dost olalım. Ama şu sosyal medya üzerinden boşa samimiyetsiz sözcükler söyleme bana kardeşim. Lütfen rica ediyorum. Birbirimizi kandırmayalım yani. Yüzümüze baktığımızda en azından yüzümüze bakacak bir suratımız olsun. Ben sizi kandırıyor muyum baba? Götünüzü yalıyor muyum? Yok. Bir Facebook'a bakalım dostlarım. Facebook'a bakalım hemen bir. Facebook, Twitter tükendi çünkü. Bir trollümüz daha var, merak etmeyin. Bir tane uzatacağım bir troll var. Orijinal birini bulursam. Bir dakika. Burada. Adem Joker bize 2 lira atmış. Süleyman Emre Kaypak 10 lira atmış. Birisi kayıp oldu bu konudan dolayı. Çok yakınıyorum. O dedemin tamamını okuyayım. Yok babacığım, şaka yaptık ya. Alındıysan özür dilerim ya. Olabilir yani. Dünkü terminalde olan Lamazia ne oldu acaba? Bence İstanbul'a gitmeyi bırakmıştır. Dönmüştür ülkesine. Bir grup trolü mü istiyorsunuz? Maraton. Alo. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim.
ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, oturuyorum ben de. Facebook'tan gördüm Murat Bey, değil mi? Evet, doğru. Nasılsınız Murat Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, oturuyorum ben de. Allah iyilikler versin. Teşekkür ediyorum. İsmini bağışlar mısın? Ezgi ben, sizinki Murat galiba. Evet, doğrudur. Nereden Ezgi Hanım? İzmir'de oturuyorum, siz? İzmir, Antalya. Aa, ne güzel. Aynen. Çok İzmir'de geldim Antalya'ya tatile. Öyle mi? Evet evet, Antalya çok güzel bir şehir. Aynen, neresine geldiniz? Konyaaltı'na geldim, Side'ye geldim. Çok geldim ya. Anladım. Kaç yaşındasınız? 38. Aa, ben de 36 yaşındayım. 2 yaş büyüksünüz. Süper. Ne iş yapıyorsunuz? Turizmle uğraşıyorum. Aa, dil biliyorsunuz o zaman. Biraz Rusça var, evet. Aa, privet, kaktele, marta, tonati, femkarda, bunları biliyorsundur. Yani çok aşırı değil ama birazcık. Çok az biliyorsun, ha, anladım. Evet. Ben de biraz Rusça bilgim var. Aynı zamanda Japonca falan da biliyorum ben. Ufak ufak böyle, ama bir zamanlar işte ben de Erasmus döneminde, üniversite zamanlarında işte Japonlarla ilgili böyle bir yurt dışından bir Japon heyet gelecekti. Oradan bir iki şey kaptım falan. Bunlar çok derin konular. Ama Japonların dili çok kolay, biliyor musun? Doğrudur, doğrudur. Okuyamu, konnichiwa, sukunatene falan, bunlar çok kolay aslında. Çok güzel bir dil. Evet, doğrudur. Ezgi Hanım, ben Japonya falan değil de Rus vardı bizim bölümümüzde, yani Rus müşteriler var. Zaten Antalya Rus dolu, doğru, haklısın sen de. Aynen. Ezgi Hanım, evli misin? Ben bir evlilik yaptım, boşandım 5 sene önce. Hı-hı. Çocuk? Çocuğum yok, hayır. Sizin var mı? Anladım. Hayır, ben de yok. Anladım. Ben bir evlilik yaptım, ayrıldım. Günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedin kendinizden. Bahsedeyim, siz sorun, ben cevaplayayım. Ben biraz aslında ikimiz de olgun insanlarız. Ben biraz açık sözlü insanları severim. Ben de çok açığımdır. Özgür bir kadın olduğumu düşünüyorum. Yalnız böyle bazı şeyler, zevkler, keyifler tatmak istiyoruz ikimiz de dolu insanlar olarak. Ama ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Onu istiyorum. Aynen, süper. Katılıyorum size. Doyumsuz bir kadınım çünkü. Aynen, ben de öyle, biliyor musunuz Ergen? Gerçekten mi? Yemin olsun. Mesela böyle farklı insanları severim. Fantezide farklılık arayan, farklı şeyler bilen. Yani anı yaşamak gerek ya. Günü yaşamak gerek. Mesela ne tarz fantezi? Ne tarz fantezileriniz var? Alo. Alo. Şimdi geldiniz canım. Mesela diyorum, ne tarz fantezileriniz var? Ya bunu yaşamak lazım canım, anlıyor musunuz? Hani anlatmak da olmuyor, biliyor musunuz? Gerçekten olmuyor. Doğru, siz bilirsiniz. Hani anlatmak farklı, hani yaşamak farklı, hissetmek farklı. Hepsinin ayrı bir yeri var, ayrı bir tadı var. Evet, ben de anlatmayı severim, konuşmayı severim, yaşamayı severim. Ezgi Hanım, yalamaya doyamıyorum ben özellikle. Ay, ben yalatmayı çok seviyorum. Yemin olsun, doyamıyorum. Sırf yani onun için ne yaptım, olamam, biliyor musun? Efendim? Sırf yalatmayı sevdiğim için ne yaptım, biliyor musun? Böyle normal vajinama epilasyon yaptırdım. Hiç kıl çıkmaz, tüy bile çıkmaz. Hiçbir zaman. Hı hı. Öyle yalatmayı sevdiğimden. Süper. Ezgi Hanım, özür dilerim ya. Çok çok özür dilerim. Bağışlayın beni. Dönme falan değilsiniz değil mi? Efendim? Dönme mi? Nasıl konuşuyorsunuz siz? Ne dönmesi? Ne saçmalıyorsunuz? Hayır, sadece sordum. Özür diledim. Ama nereden böyle bir şey çıkardınız? Hoşunuza gitmediyse kapatabilirsiniz. Hayır, kendimi... Üzdüm, kırdımsa çok çok özür dilerim. Kendimi kötü hissettim o yüzden yani. Böyle kötü mü geliyor sesi? Özür diledim ama hani ses tonunuz biraz değişiyor böyle de, o yüzden sordum. Ya ne alaka, saçmalamayın. Sigara içiyorum da nasıl değişiyor? Çok merak etti. Ya ses tonumuz böyle hani biraz kalın geliyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum da benim sesimi çok... Gezdirin neresindensiniz? Karşıyaka'da. Benim sesimi Yıldız Tilbe'ye benzetiyorlar, biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, ona benziyor da çok abarttınız. Şu an çok üzüldüm. Özür dilerim. Ben ya daha bu gece uyuyamam. Takıntı yaptım daha. Vallahi özür olsun. Çok çok özür dilerim. Haklısınız.
Ama siz rahatsız oluyorsanız kapatabilirsiniz. Benim de böyle bir ne bileyim rahatsız mı ediyorum gibisinden bir düşünce doğdu kafama. Hayır değil de hani ben özür dilerim sizden. Hani başında da söyledim ama çok özür dilerim dedim. Hani ses tonunuz dedim farklı geliyor. Hani başında söyledim ben size. Kırdım sağ sola. Yok yok hayır öyle bir şey yok. Ben sevmem bir de eşcinsel muhabbetlerini hiç sevmem. Saygım vardır, sevgim vardır ama öyle takılmayı sevmiyorum. Süpersin. Tek mi yaşıyorsunuz Ezgi Hanım? Evet tek yaşıyorum. Aslen nerelisin? Aslen ben Mersinliyim. Mersin neresi? Ben hani çok özür dilerim. Sıkıyorsam sizi hani... Hayır yok sorabilirsiniz. Ama. Sonuçta tanımıyoruz. Mersin Mezitli. Anladım. Haftada iki kez şeye gidiyorum ben. Adana'ya gidiyorum. Adana. Ben Adana'ya da çok gidip geldim. Tok otobüsüyle yarım saat 40 dakika. Doğrudur. Doğrudur evet. Ezgi'm sevişmeyi seviyor musun? Sevişmeyi severim ama biraz cinsellikte sertliğe ve maçoluğa çok önem veriyorum. Çok sertimdir. 2 saat dayanabilir misin? 2 saat mi? Dayanırım. Niye dayanmayayım? İçinden çıkarmadan 4 yapabiliyorum biliyor musun? Efendim? İçinden çıkarmadan 4 yapabiliyorum. 4 posta. Aynen. Gerçekten? İçinden çıkarmadan. Şu an bir canım çekti biliyor musun? Vallahi diyorum 26 santim. Kaç santim? 26. Dayı çevir götüne sok o zaman amına koyayım. Niye kadınlarla uğraşıyorsun? Senin amına koyayım ben. Orası bir çocuk. Orası bir çocuk. 26 santim yarrak mı olur lan? Mal mısın amına koyayım? Lan ona ayakkabı falan giyiyor musun sen? ...26 santim dedi lan olaya bak amına koyayım. Ay, sigara içtim ya sesim kalınlaştı birden. Abi seni şikayet ettim haberin olsun ha yasaklı hayvan taşımaktan, yasaklı hayvan beslemekten. Bacak aranda bildiğin yılan taşıyorsun amına koyayım ya. Kapat kardeşim. Sen ruhsat aldın mı onu abi ruhsat? Ruhsatını çıkardın mı? Orası mı çocuğu ya? Hemen bir posta daha vuralım mı buna? Bir posta daha vuralım. Ben bunu çok sevdim. Tepkilerin hoşuma gitti. Bir posta daha vuralım, bitirmeyelim. Zehra hazır mısın? Zehra çabuk gel. Zehra. Şameran gibi orospu evladı lan. 8 lira. Süleyman Emre Kaypak'tan gelmiş. Sıkıntı yok kral ama dedemi cidden amına koyayım. Ellerinden öperiz oğlum. Dedeni niye küfür edeyim ya. Belki o zamanlar güzel bir anlamı vardı. Anlamını bilmiyorlardı. Nereden biliyorsun? Biraz da onların penceresinden bak. Bunu arayacağız arkadaşlar. Bunu çok sevdim. Bize de bağış gelmiş mi bakalım. 3 lira gelmiş bizlere bir de garantiye. Ona bakalım. Rıdvan kardeş bize 3 lira yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Dur. Bir posta daha vuracağız dostlar. 2 dakika sonra bir posta daha. Ceneray'la beraber biraz kendine gelsin. Instagram'ımız 32.5 olmuş mu? Ya lan hanım var ya. Harbi lan. Ayıp lan size. Umut Kılıç bize de takip atmış. Merve Kuçuk takip atmış. Sedo Can takip atmış. Songöt Bukucu Reis takip atmış. Ordu Kağan Öztürk Mustafa Tabo 27 takip atmış. Şahin Alkan 34. Şu İlker Fırat online hesabına bir takip alabilir miyiz? Instagram'da hemen.
Orada da güzel gönderiler paylaşıyoruz. Bak hikayelerini atanlar var. Kemal Şahin Yiğit'e buradan selamlarımı yolluyorum. Kendi hikayesini atmış. Sağ olasın dostum. Kemal Şahit hikayeni attığın için. Bir şey daha diyeceğim ya. Bu katıl butonunda hani ben yapmamda aslında benim için de yararlı bir durum. Sizin niye hoşunuza gitmiyor ki onu anlamadım. Madem bu insanlar beni seviyor sayıyor. Ben mesela bir insanı çok sevsem saysam. Ya bırak çocuk katıl butonuna özel muhabbet yapsın. Muhabbeti ona özel yapsın ki insanlar biraz teşviklensin. Çocuğa katılsın, çocukla bir şeyler kazansın gibisinden. Niye böyle düşünmüyorsunuz mesela? Hani arkadaşlık, hani dostluk? Her şeyimi anlatıyordum size. Her şeyimi samimiydim falan. Mahallenizin çocuğuydum. Madem mahallenizin çocuğuyum, bu bana daha çok yararlı oldu halde. Niye kendi çıkar menfaatleriniz uğruna benim yapmadığım bir şey yanlış gibi gösteriyorsunuz bazı insanlar? Evet. Zehra ile bir posta daha uğrayacağız buna ama ne yapabiliriz? Bunu düşünün bir. O an aklıma gelir söylerim yani, düşünün. Babacım ben şu an gitsem var ya, katıl butonuna özel canlı yayın yapsam, orospu çocuğum, benim abone sayım kaç olur biliyor musun? Katıl butonuna özel yayınlar yapsam burada gündelik, benim abone sayım 500-600-700 öldürmez, bana aylık 9-10 milyar para gelir. Yani desem ki arkadaşlar katıl butonuna özel canlı yayınlar yapıyorum, normalde de videolar çekeceğim, 500-600 tane abone gelir bana ya. Ben niyeti bozsam harbiden çok para kazanırım da, siz yani benim bu yaptığım fedakarlıkları görmeyip üstüne bir de böyle ufak bir şeye nemalanıp böyle yarak yürek konuşunca insanın biraz gururu kırılıyor yani. Ben sizi hiç satmadım beyler, her zaman gerçek oldum. Neyse o takıldım yani. Kötü halimi de gördünüz, iyi halimi de gördünüz, her şeyimi gördünüz. Aileme kadar bilirsiniz yani. O yüzden bana böyle şeylerle gelip benim kalbimi kırmayın yani. Gidin başka kahveleri yapın. Ya böyle salak saçma şeyler yapana bana yapmayın yani. Normal küfür edin zoruma gitmez ama benim emeğime saygısızlık yapmayın. Benim yürüdüğüm yola, çizgiye saygısızlık yapmayın. Hoşuma gitmeyin. Bana de ki İlker senin namına okuyayım. Yarrak gibi yayın yapayım. Gram umurumda olmaz. Olabilir derim ya. Yani yerimde olsanız bu muhabbeti yapanların çoğu benim yaptığımın 15-20 katını, 30 katını yaparsınız. O kadar niyet bozarsınız. Ama hep kendi pencerenizden bakmayın şu hayata birader. Vallahi bak gerçekten yerimde olsanız şu an her türlü pisliği yapardınız. Çünkü birader ben şu anda bir aile geçindiriyorum. Yani en büyük geçim kaynağı bu. Başka bir şeyimiz yok amına. Bir bisikletimiz yok amına koyayım. Benim ailemi toparlamam adına gurbete gelmiş her türlü pisliği yapmam gerekirken hala karakterimden, kişiliğimden ödün vermiyorsam buna saygı duyman lazım. Teşekkürler. Zehra. Gel. Gel gel. Gel hele gel gel. Zehra numaranı alsana. Bir yerden numaranı aç çabuk. Yukarıda var demişsin de. Ha varmış, tamam. Ömer seni sevmeye başladım lan. Ömer Aydın güzel çocuksun, efendi çocuksun. Hiç terbiyesizlik de yapmıyorsun. Aferin lan sana. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Zehra bacım, yeni sevgilimi beğendin mi? Bu arada Ergün'ün yeni sevgilisi ha. Niyazi'nin değil. Canım burada mısın? Azerbaycan Bakü 150 TL yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşimiz her gün gelip atar. Canım malzemeyi biliyorsun, gördün. Şey, Facebook'tan mı buldun sen bu adamı? Efendim? Facebook'tan mı buldun sen bu adamı yoksa benim attığım mı? Facebook'tan buldum, Facebook'tan. Bak canım, biraz eşeleyecek de biraz şüphelenecek o yüzden. Yok şüphelenmez, Facebook'tan gördüm canım, bu kadar basit. İsmi ne? İsmi ne? Dur söyleyeyim, bekle. Bir acele etme, bekle, acele etme, acele etme, acele etme. Tamam. Amanım ismini kaybettim Zehra. Bekle. Burakmış ismini, öyle diyorlar. Ha tamam. Bir dakika. Hemen sana bilgi veriyorum. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Zehra. Instagram'a bakarak ol, tamam mı? Instagram.
Instagram bakarsın değil mi? Hı-hı, bakıyorum. Ya da Facebook'a bak ya. Instagram boş ver kanka. Tamam, Messenger'ı açıyorum. Tamam. Tamam. Bağlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Facebook'tan gördüm. Açtı mikrofonu. Hadi aç. Sesi bile kapattım arkadaşlar. Sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Zehra kankam açmadı arkadaşlar, telefonu kapatmış. Bir dakika dur. Zehra sana bunun numarasını veriyorum kanka, bunu kaydet dur. Bunun numarasını veriyorum, kaydet bu adamı. Telefonu kapatmış. Tövbe etti arkadaşlar, rıstıla başladı. Ama buna iadeyi ziyareti yapacağım. Bu adam çok hoşuma gitti. 500. Evet tamam. Buyur Zehra'cığım. Sende kalsın bu. O sende kalsın. Tamam, muhabbet edelim arkadaşlar. Bir uzattım bilerek. Hani dedim bir iki posta daha vuralım adamlara. Bugünkü trolleri çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Orijinal insanlarla karşılaştık. Dünü telafi ettik. Bir tatlı muhabbet edelim 10-15 dakika, 20 dakika. Ondan sonra ben müsaadenizi isteyip gidip yengenizle konuşayım. Biraz kitap okuyayım. Ama 15-20 dakika daha buradayım. Bir sigara daha içip gideceğim. Hatta 15-20 dakika bir sigara buradayım, sonra gideceğim arkadaşlar. Bundan sonraki yayınlar daha keyifli geçecek çünkü kendimi toparlama aşamasına girdim. Son 1,5 aydır çaktırmıyorum. Gene ufaktan da olsa eğleniyorduk ama kendimi bayağı salmıştım arkadaşlar. 2 ay, 1,5 ay falan bayağı bildiğin hard takılacağım. Bazı konularda daha keyifli olacak yani. Bir level atlayacağız. Söz, erkek sözü. Aynen İlker abi, ben kahve fincanı budallama kim banlama lütfen. Biraz chat'i açalım da insanlar da konuşsun. Açıyorum chat'i arkadaşlar. Onlar da konuşsun biraz. Onların da fikirlerini alalım. Bekle, şöyle düzenli. Açtım. İlker Fırat online hesabına takip etmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Oha bak bak bak, nasıl çıktılar. Böyle bir yıllardır cezaevindeymiş de bir karı görmüş gibi atladılar. Farkında mısınız? Çok iyiydi. Bugün ellerine sağlık Ergün. Teşekkürler kanka. Güldünüz mü? Eğlendiyseniz ne mutlu bize. Katıl linkini isteyen var moderatörler. Atabilirsiniz katıl linkini. Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram üzerinden önemli bir iş olduğu sürece, önemli bir konu olduğu sürece ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yayın günleri her gün yayın yapıyoruz arkadaşlar. Her gün saat 10'da yayınımız var. Saat 12'ye kadar. Dükkanımız, mahallemiz 2 saat açık. Kanka bütün sıkıntılarımı unutturuyorsun. İki öğleden de olsa Allah razı olsun senden. Teşekkürler. Allah sizden de razı olsun. Sizin de bana çok katkınız oluyor yani. Maddi bakımdan demiyorum. Manevi bakımdan bana olan saygınız, sevginiz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hayata tutunma sebeplerimden bir tanesi gerçekten. Hani ağır dönemlerden geçtiğimde bile şu canlı yayını açıp en azından bir şeyler için savaşabilirim. Benden bir şey bekleyen, bana inanan insanlar var gibisinden kendimi motive edip daha çok hırslanıyorum. İyi ki varsınız dostlarım. Bütün
derine kelepçe vurmuş insanların. Geldi arkadaşlar. OBS bazen sıkıntı yaratıyor bu şekilde. Gidip geliyor. Saat tam 12 civarlarında. Niye böyle oluyor ben de anlamadım yani. Ufak bir tık gidip geliyor. Dün de böyle oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Anlık bir arkadaşlar böyle bir donma oluyor. Sonra geliyor böyle. Saat 12'de oluyor. Dün de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Kanka kız arkadaşım aldattı beni. Seni izleyip teselli oluyorum. Güldürüyorsun beni. Acılarımı unutturuyorsun. Ne güzel. Yani ne güzel derken acılarımı unutturabiliyorsam kanka. Diğerine güzel demedim. Abi internetin hızlı galiba. Mesaj yazıyor. Saniyesinde cevap vereyim. Ben bu insanları anlamıyorum ya. Amınım cevap vermezsin. Amına koydum bu çocuğu. Niye cevap vermiyorsun? Cevap verirsin ya. Çok hızlı cevap veriyorsun ya falan. Hani kadınların önüne dünyalar ser, buraya sermeseydin muhabbeti yapar ya. Cidden bu izleyici yayıncı ilişkisi de öyle ya. Vallahi yayıncı olmak bir yandan da zor bir meslek ha gerçekten. İnsanlar böyle oturduğum yerden para kazandığımı falan düşünüyor da gerçekten herkes kaldıramaz yani. Parayla bile yapmaz bazı insanlar. Kaldıramaz cidden yani. Üzerinde çok büyük bir psikolojik baskı var yani. Ya çok güzel kafalarla tanışıyorsun da çok değişik kafalarla da şey yapıyorsun, tanışıyorsun yani. Bazen öyle muhabbetlere şahit oluyorsun ki vay anasını sayın seyirciler diyorsun ya. İnsanı hipnotize ediyorsun valla. Görmedim kanka o yorumu kaçtı ya. Güzel bir yorumdu da bayağı kaçtı yani. Her gün hedef kitle 100 binler. O da olacak inşallah. Baba aslında tam öyle değil ya muhabbet. Tamam biz de fazla yayıncı, fazla bir yayıncı olarak fazla izleyici yayın yapmayı isteriz yani. Severiz, hoşumuza gider de. Az çok böyle kafası çalışan adamların beni yakalaması daha çok tatmin ediyor yani. Ki bununla da çok karşılaşıyorum. Onlar sayesinde ayaktayım zaten. Hani böyle bir aptalları değil de kafası çalışan adamları etrafıma toplamak doğru bir yolda olduğumun göstergesi olarak geliyor bana. Çünkü bazen bakıyorum konuştuğum insanlar, beni izleyen insanlar bazen çok aşırı şekilde birikimli böyle şeytanı sikmiş insanlar. Ona rağmen beni yanlış anlamayıp yanımda olmaya çalışmaları iyi lan doğru yoldasın muhabbetine itiyor beni. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum ve ufak ufak müsaadenizle kaçıyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Ne haliniz varsa gülün diyerekten bir canlı yayını daha sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde mahallemizde burada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elbet bir gün. Göte koydum.